75 yaşındaki Mükerrem Çınar komşularının ne telefonlarını açtı ne de çalan kapıyı. Onu anneleri gibi seven komşuları da haliyle endişe ettiler. İhbar üzerine gelen itfaiye eve girdi ancak içeride kimse yoktu. Yaşlı kadın bakın nerede çıktı. Komşum, teyzem, annem sayılır. Ben de onun kızı gibiyim. Evde kimse yok ya, tamam. Birlikte yiyip birlikte içiyoruz. Anne bildikleri komşuları günlerce ne kapıyı açtı ne de telefonları. Mahalleli yaşlı kadının başına bir şey geldi sandı. İtfaiye, sağlık ekipleri, polis harekete geçti. İtfaiye erleri 75 yaşındaki Mükerrem Çınar'ın Avcılar'daki evine merdivenle ulaştı. Balkon kapısı levye ile açıldı. Herkes yüreği ağzında dua etmeye başladı. Kötü haber beklenirken o ses duyuldu. Evde kimse yok ya, tamam. Fotoğraf çekin. Mükerrem teyze evde değildi. Komşuları rahat bir nefes aldı. Teşekkür ederim, sağ olun. Korktum, çok korktum. Başın içeride bir şey gelecek diye. Çok severiz kendisini, iyi bir komşumuz. Yalnız da yaşadığı için bayağı bir tedirgin olduk. Peki yaşlı kadın neredeydi? Kafalardaki o soru işareti de kısa süre sonra yanıt buldu. Çünkü bir anda sapasağlam çıkıp geldi. Gözyaşları bu kez mutluluktan aktı. Meğer Mükerrem teyze telefonunu unutup birkaç günlüğüne Bakırköy'deki evine gitmişti. Çalıyorum telefonun içeride çalıyor. İşte gözü hiç unutmaz hani. Geçmiş olsun, neredeydiniz? Bakırköy'deydim. Kimin evine gitmişsiniz? Kendi evim var orada. Oradan al yerimden.